Böyle bu benim dikkatimi dağıttı. Bunu koymayalım, tamam mı? Söylemem gerekiyor mu gerçekten? Yine söyleyemiyorum. Ha bir de şey var. Hayır ben söyleyeceğim bunu ya. Karar kıldım. Söyleyeceğim bunu. Burayı koyma bak. Koyacakmışsın gibi hissediyorum değil mi? Bir dakika ya. Ben soruyu iyice kaçırdım. Merhaba ben Lizge Cömert. ATV YouTube kanalının sorularını cevaplamak için buradayım. Süsen'le benzer yanların var mı? Ya aslında pek yok. Süsen daha çok kalbiyle hareket eden bir arkadaşımız. Ben daha çok mantığımla hareket ederim. Senin en çok hangi huyunu, özelliğini seviyorsun? Vicdanlı oluşu galiba ya. Galiba o. Senin en çok sevdiğin repliği ne? Ya en çok sevmek değil de en sık kullandığı kelimeyi şey yapmak istiyorum. Şey, yani artık Süsen'cim artık çok da şey demesem mi ya? Lizge olarak Süsen'e bir tavsiyede bulunsan ne derdin? Var mı senin aklında bir şey? Yani şık sevdiği özelliği geliyor. Süsen ailesi tarafından da bir tık terk edilmiş bir kız diyelim. Yalnız bırakılmış diyeyim hatta. O yüzden de bu yalnızlığını gidermek için gördüğü ufacık bir sevgiye, gülümsemeyi yanlış anlayıp birazcık çabuk şıp sevdilik yapabiliyor. Bir dur Süsen'cim derdim. Bir de ona yalnız olmadığını söylemek isterdim. Sette seni en çok kim güldürüyor? Ya bu çok klasik olacak ama gerçekten hepimiz o kadar komiyiz ki. Yani sürekli gülüyoruz. Öyle gergin bir set ortamımız da yok. Herkes ya, hepimiz. Herkes. Sette ilk günüm nasıldı? Şöyle kardeşlerim zaten benim ilk projem. Ve o yüzden inanılmaz heyecanlıydım. Ama birazcık ilk günüm kötüydü. Çünkü ekibe sonradan dahil oldum ben. Herkes birbiriyle kaynaşmış. Çok yakınlar. Ben dedim ki ben galiba aralarına giremeyeceğim, ne yapacağım falan filan dedim ama hiç beklediğim gibi olmadı. Direkt ikinci günde toparladık ve şu anda çok mutluyum. Sence Süsen nasıl biri? Bence Süsen çok güçlü bir kız her şeye rağmen. Yani evet bir sevgi arayışı var ama bunu aslında çok da arkadaşlarına yansıtmıyor bence. Yalnızlığını biraz da olsun gizliyor. Kardeşlerim desin Süsen olmasaydın hangi karakteri olurdun? Güzel soru. Ya tabii ki bütün karakterlerimiz çok güzel işleniyor. Hepsinin apayrı hikayeleri var ama ya bir oyuncu olarak Ömer karakterini canlandırmak isterdim. Alanı daha geniş olduğu için ve daha çok deneyimleyeceğim şey olacağını düşündüğüm için. Setin en düzenlisi, en gecikeni, en tez canlısı kim? Şimdi setin en düzenlisine ve en tez canlısına Cihan'ı söylemezsen bana çok küsecek. O yüzden Cihan diyorum. Çünkü düzenli olduğunu göstermek için bir sürü hareketler yaptı. O yüzden Cihan söyledi diyorum. En gecikeni yok. Ya zaten şöyle bir şey var. Hep birlikte olduğumuz için gecikirsek hep birlikte geciktik. Yani o yüzden de belki fark etmiyoruz hiçbirimiz ama yok yok en geciken yok ya. Kardeşlerin var mı? Onlarla aran nasıl? Ailenin haşarı çocuğu musun? Bir tane kız kardeşim var. 6 yaş fark var aramızda. Aramız gayet iyi. Bazen tabii ki de kardeş kavgalarımız yaşanıyor ama sonra toparlanıyoruz ve gayet iyiyiz. Ailenin haşarı çocuğu değilim. Değilim yani. Ben çok böyle söz dinleyen bir tipim ya. Gülmekten çekmeye zorlandığım bir sahne oldu mu ya da çekerken aşırı duygulandığım bir sahne oldu mu? Gülmekten çekemediğimiz çok sahne oldu. Yani spesifik söylemem gerekiyor mu gerçekten? Kafedeyiz. Talia ile Mazlum bar kısmında. İlk başta galiba Süsen Ömer'le bir konuşuyor, gidiyor. Daha sonra Harika geliyor, Harika gidiyor, Kaan geliyor. Ve daha sonra o konuşma oluyor, devam ediyor. Genelini çekiyoruz, yakınlar da değil. Konu bar kısmına geçiyor. Bizim kısımdan gidip bar kısmına geçiyor ve orada muhabbet dönüyor. Bizim Eren'le hiçbir sözümüz yok. Birbirimize bakıyoruz. Bir şekilde de hani geneli çıkarmamız lazım. Bitmiyor, sahne bitmiyor. Bana bir gülme krizi geldi. Ya durduramıyorum artık ses çıkarmaya falan başladım. Durduramıyorum artık Serkan Hoca dizgeciğim sen de artık bir çık istersen dedi ve onu öyle toparladım. Bu ilk kez gerçekten tutamadığım bu oldu yani. Evet bu. Gün içinde en çok kullandığın kelime nedir? Kesinlikle. Kesinlikle'yi çok sık kullanıyorum. En çok nerene ya da neyine iltifat alırsın? Bu fiziksel olaraksa burnuma ve dudağıma galiba. Ama onun dışında sırt tutmama. Herhalde. WhatsApp'ta yanlışlıkla göndermemen gereken birine bir mesaj gönderdin mi ne yaptın? Ben çok mesajlaşmayı seven bir insan değilimdir. Yani genelde ararım, buluşurum ya da FaceTime falan yaparım. O yüzden olmadı.
Çocukluğuna dair en çok özlediğim şey... Athena'nın Öpeceğim şarkısında bağırarak dans ediyordum her ortamda. Şu anda da onu yapmak isterdim galiba. Çocukken en sevdiğin oyuncak... Ben çok oyuncaklarla oynamıyordum ya. Daha çok kuzenlerimi bizde toplayıp böyle evcilik tarzı oyunlar oynuyordum. Ve asla sıkılmıyordum. Sen şu ol, ben bu olayım falan deyip gidiyordu yani zaman. Rezil oldun dediğin bir an var mı? Gerçekten yok bu arada. Bunu daha dün arkadaşımla konuşmuştuk şansa ve gerçekten yok. En sık kullandığın 3 emoji hangisi? Bu, göz emojisi ve beyaz kalp. En sık kullandığım bunlar galiba. Yediğin veya denediğin en garip yemek beğendin mi? Ben değişik yemekler denemeyi çok severim. Şu anda da aklıma gelmedi. Ha, salyangoz olabilir. Salyangoz denedim ve beğenmedim. Lisede sınıfın neresinde oturuyordun? Bizim lisede şöyle bir şey var. Zaten toplam 12 sıra falandık. Yani ikişerli olarak 12 sıraydı ve en arkada oturuyordum ama en önde gibi bir şeydim. Yani o arka sıradakiler muhabbetini pek yaşamadım. Hiç kopya çektin mi? Uf, uf. Bizim bir grup oluşturmuştuk sınıfta ve yani en son arkadaşım avucuna göz falan çiziyordu. Buradan lisler hocalarıma sevgilerimi iletiyorum. En sevdiğin ders ne? Benim en sevdiğim ders mimarlık okuduğum için galiba peyzaj derim ama liseyi söyleyeyim ben. Matematikti ya en sevdiğim ders. Gerçekten matematikti yani. Şu an her ne kadar gına gelse de lisede öyleydi. Lisede bir grubun içinde miydin? Evet. Bizim üçlü bir arkadaş grubumuz vardı. Sanki abimmiş gibilerdi ve şöyle bir özelliğimiz vardı ya aslında. Özellikle denmez de buna. Ya siz hepiniz biz tek tarzı bir durumumuz vardı. Gerçekten vardı. Birbirimize çok sahip çıkardık. Hala da öyle. Dinlemekten asla sıkılmadığım bir şarkı. Yok, keşke böyle bir şey olsa. Yani ben bir şarkıya kendimi kaptırıyorum. Daha sonra dinledikçe nefret etmeye başlıyorum birazcık. O yüzden sıkılmadan dinlediğim şu diyebileceğim bir şarkı maalesef yok. Uyuduğun en ilginç yer. Ben öyle her yerde kolay kolay uyumuyorum ya. Böyle bir takıntım var yani. Karanlık olsun, sessiz olsun. O yüzden ilginç bir yer yok. En tuhaf takıntın ne? Ya benim çok takıntım var. En tuhafı, yalın ayak gezmekten hiç hoşlanmam yani. Uyku, daha demin de bahsettiğim gibi karanlık ve sessiz olması gerekiyor, rahat etmem gerekiyor. Ha, bir de şey var, konuşurken göz teması kurmam gerekiyor. O bir tık gerçekten takıntı yani. İki saniye dayı olsa yürüyelim, iki saniye bakacağım ve öyle devam edeceğim. Yani göz teması benim için çok takıntı ettiğim bir şey. Sana göre küfür etmeden küfür etkisi yaratan bir cümle. Şimdi sen de herkes gibisin. İyi mi? Ya işte. Aga be. Soru masasından en rahatsız olduğun soru. Özel hayatımla alakalı bütün sorular. Aa, bir de şey. Ya rahatsız olmak değil de. Pek hoşlanmadığım diyelim. Estetiğin var mı soruları? Yok. Lütfen sormayın. Kimsenin bilmediği bir özel yeteneğin var mı? Ya bu kimsenin bilmediği değil ama... Henüz öyle sosyal medyada paylaşmadığım bir şey olduğu için ki sosyal medyada pek iyi kullanamıyorum. Onun da etkisi var. Ya ben dans ediyorum aynı zamanda. Galiba bu. En son söylediğin yalanı hatırlıyor musun? Ya aradığını görmemişim ya. Galiba bu. Bu röportajda hiç yalan söyledin mi? Hayır, söylemedim. Evet ve bitti sorular. Ya ben gayet keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Kardeşlerim YouTube kanalına abone olmayı unutmayalım. Herkese çok öpüyorum.